Merhaba arkadaşlar, ben Denizli Gençlik Merkezi Gönüllülerinden Gülçin Tosun. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunuyum. Bugün sizler için Orta Çağ Batı Uygarlığı isimli bu kitabı ele alacağım. İlk olarak şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Orta Çağ için Karanlıklar Çağı kavramını kullanmak ne kadar doğru olur? Kitap genel olarak bakıldığında bu soruya bir cevap niteliğinde kaleme alınmıştır. Orta Çağ günümüz modern dünyasının aslında temellerinin atıldığı çağdır. Yazarın da dediği gibi, uygarlıkların tarihinde de tıpkı bireylerinkinde olduğu gibi çocukluk dönemleri etkili olur. Bizler de bu yüzden Orta Çağ'ı Batı uygarlığının çocukluk dönemi sayabiliriz. Bu dönemi farklı başlıklar altında ele alan kitaptan yola çıkarak şimdiye kadar dönem hakkında yanlış edindiğimiz düşüncelerimizi değiştirebiliriz. Kitap her ne kadar bir konu bütünlüğü içerisinde kaleme alınmış olsa da aslında iki bölümden oluşur. Birinci bölümde antik çağdan Orta Çağ Hristiyanlık dünyasına kadar olan değişim ve dönüşümler ele alınmaktadır. Orta Çağ Batı uygarlığı bilindiği üzere Roma İmparatorluğu'nun yıkıntıları üzerine kurulmuştur. Bu yıkıntılar hem onu desteklemiş hem de sekteye uğratmıştır. Roma İmparatorluğu kendi içine kapalı, etrafı duvarlarla örülü bir biçimde kendi kendini sömürerek varlığını sürdürmüştür. Bu sınırlar içinde her türlü üretim ve yenilikten uzak bir biçimde tüketim toplumu olarak varlığını sürdürmeye devam eder. Ancak bu yapısı ve düzeni uzun süre devam etmez. Roma İmparatorluğu 3. yüzyılda büyük bir bunalım içerisine girer ve imparatorluğun birliği bozulur. Tam anlamıyla bir bölünme ise 4. yüzyılda gerçekleşir. 3. yüzyılda yaşanan bu bunalımı Orta Çağ Batı uygarlığının doğacağı büyük bir kargaşanın başlangıcı olarak kabul edersek, 5. yüzyılda yaşanan barbar istilalarını da dönüşümü hızlandıran bir olgu olarak kabul edebiliriz. Bu istilalar beraberinde zorbalık ve katliamı getirseler de bunların dışında çeşitli el sanatlarını, zanaatleri ve kültürleri de getirmişlerdir. Barbar istilaları sonucunda Roma İmparatorluğu için karanlık çağ başlamıştır görüşü hepimiz tarafından kabul edilmiştir. Aslında daha öncesinde de aydınlık kavramı ile nitelendirmek çok da doğru olmaz. Bu iki farklı toplum birbirine benzemişlerdir. Bu süreç içerisinde toplumun belirli kesimlerinde antik çağa özlem duyulmuş ancak geri dönüşün mümkün olamayacağı toplum tarafından zamanla kabul edilmiştir. Karolajenler tarafından tekrar kurulan Batı Birliği de yeni istilalar ve sorunlar sebebiyle aynı sona maruz kalmıştır. Ancak 10. yüzyılda gerçekleşen Rönesans ile 11. yüzyıldaki Batı Hristiyanlığı ortaya çıkmış ve temelleri atılmıştır. Bu Rönesans ile her alanda gözle görülür bir ilerleme kaydedilmiştir. 10 ve 14. yüzyıllarda yaşanan yükseliş Batı'nın gelişiminde de etkin rol oynamıştır. Bu ilerleme bir bunalımı da beraberinde getirmiş, Hristiyanlık dünyasında yaşanan bu bunalım ile ilerlemenin koşulu olma niteliği kazanmıştır. Çünkü bu bunalım merkezi devletleşme yönünde başlamış olan gelişmeyi bir bakıma teşvik eder. Rönesans'tan sanayi devrimine uzanan 15. yüzyıl sonrasındaki Batı feodalitesinin ikinci aşaması ve karanlık tarafıyla olsun, aydınlık taraflarıyla olsun asıl Orta Çağ'ın devamı olacaktır. Orta Çağ, karşıt durumlar ve düşünceler birbirini sekteye uğratmış, bunun yanında da birbirini etkilemişlerdir. Dönem içerisinde yaşanan duraksamalar ve gerilemeler yeniliklerin öncüsü haline gelmiş ve bundan toplum yaşamının her alanı etkilenmiştir. Orta Çağ Batı uygarlıkları için şunu söyleyebiliriz. Bir araya gelmiş yapboz ve onun parçaları. Bunu açıklamak gerekirse siyasi ve toplumsal alanda bir bütünlük sağlanamamış ancak sınırlara bağlı kalınmıştır. Ancak bu parçalanma dini alanda olmamış, aksine Hristiyanlık ve kilise birleştirici güç olarak varlığını sürdürmüştür. Bu sebeple Orta Çağ daha ziyade Hristiyanlık ile tanınmaktadır. Dönem içerisinde Hristiyanlık bu derece etkin bir kuvvet olarak varlığını sürdürürken bir yandan da çeşitli iç ve dış etmenlerle mücadele edilmiştir. Geçmişten günümüze kadar kalıplaşmış olarak gelen bir düşüncedir. Orta Çağ aslında karanlıklar çağıdır görüşü. Fakat aksine Orta Çağ mücadeleleri ile yaşanan bunalımları ile yenileşmenin ve Batı uygarlıklarının temelinin atıldığı dönemdir. Sadece karanlık çağ değil aslında bu dönem hakkında yanlış bilinenler. Dünyayı evrenin merkezi olarak gördükleri, o dönemde her yerde vahşet vardı düşüncesi, köylülerin köle gibi çalıştırıldıkları görüşü, insanların açlıkla mücadele ettiklerine dair anlatılanlar, kilisenin insanların gerçekleri öğrenmesini önlediği gibi yargılardan birçoğu doğru bilinen yanlışlardan sadece birkaçıdır. Elbette bunlara temel oluşturabilecek olgu ve durumlar olmuştu. Ancak dış dünyaya aktarıldığı gibi karanlık bir dönemde denemezdi.
Ortaçağ Roma İmparatorluğu'nun yıkılıp merkezi güçlerin varlığını yitirdiği, feodal beylerin egemen olduğu dönemle başlayıp 14 ve 15. yüzyıllara kadar uzanan bir dönemdir. Bu dönemde yaşanan sınıf çatışmaları, toplumsal görüş ayrılıkları insan hayatını zorlaştırmış ve onları farklı bir dünya arayışına itmiştir. Yani dini alana yöneltmiştir. Bu yönelim sayesinde Hristiyanlık genişlemiş ve döneme has özel bir hal almıştır. En başta da dediğimiz gibi, Ortaçağ Batı uygarlığının çocukluk dönemi olmuştur. Bu dönemde şekillenmiş, günümüz Batı ve Hristiyanlık dünyasının temelleri atılmıştır. Aslında Ortaçağ karanlıklar çağı değil, bir kuruluş devridir.